Sevgili izleyiciler, özellikle Londra'da ev kiralarken nelere dikkat etmeliyiz? Sizler için araştırdık. Özellikle kiracıları yakından ilgilendiren haberle karşınızdayız. İngiltere'de ev kiralayan vatandaşlarımıza mikrofon uzattık ve düşüncelerini aldık. Yağmur Bey, ev sahibi misiniz yoksa kiracı mı? Ben kiracıyım. Peki evinizi bir acenteden mi kiraladınız yoksa ev sahibinin kendisiyle mi? Yok, acentadan kiralamadık. Ev sahibinin kendisiyle görüştük direkt. Peki mutlu musunuz? Her şey yolunda mı? Yani değiliz. Keşke acentadan kiralasaydık. Neden? Ya evle alakalı bazı sorunlarımız var. Banyo ile alakalı, mutfakla alakalı. Yani sürekli problem yaşıyoruz ama hiçbir şekilde muhatap bulamıyoruz karşımızda. Ev sahibine ulaşamıyoruz. Ulaşabilsek çözüm bulamıyoruz falan filan ama acentadan kiralasaydık en azından profesyonel bir destek alabilirdik kendilerinden. Onlar bizim yerimize ona ulaşırlardı. Biz uğraşmazdık. Dolayısıyla biraz muzdaripiz bu konuda. Evimi acentadan aldım. Bunun birçok avantajları var. Çünkü evdeki birçok sorunları acenta hemen gelip bilgileniyor. Hani ev sahibine ulaşmak biraz zor oluyor. Onun için acentayı tercih ettik. Hani birçok problemler, hani evle genellikle olan bütün sorunları acenta daha en erken biz ulaşıp daha sonraları erken çözüyorlar. Onun için acentayı tercih ettik. Sevgili izleyiciler, ev kiralarken nelere dikkat etmeliyiz? Emlak uzmanlarından Murat Bey'den öğreniyoruz. İsmim Murat Attatoğlu, File Properties'in yönetim kadrosundayım. Uzun yıllardır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Geçtiğimiz haftalarda ev sahipleri neden emlak acentalarını tercih etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu haftaki konumuz ise kiracılar neden emlak acentalarını tercih etmelilerdir. Sıkça gelen sorular üzerine işte kiracılar direkt ev sahiplerinden de kiralayabiliyorlar ama biz tabii bunların riskli olduğunu biliyoruz ve bunları uyarıyoruz kiracılara. Mesela kiracıların karşılaşabileceği sorunlar, yani tanımadığı bir insandan ev kiralıyor. Günün sonunda bu insanın o evin sahibi olup olmadığını nasıl belirleyebilirler veya öğrenebilirler? Yani gördüğümüz, bunu sıkça yani yaşadığımız bir şey. İnsanlar gidiyor bir ev görüyorlar. Özel işte ev sahibini nasıl gazeteden mi buldularsa, nasıl buldularsa. Gidiyorlar, evi beğeniyorlar, kapora bırakıyorlar. Hatta peşin kira bile ödeyenler oluyor. Ve eve gireceği gün evin önüne bir gidiyorlar ki onlar gibi 10 tane kişi var. Hepsi de aynı şekilde dolandırılmış yani işin açıkçası. Ve paralarını kaybediyorlar. Yani ucuza ev tuttuk diye düşünürken, sevinirken insanlar işte yani ciddi, yani bunu birkaç bin pound'dan bahsediyoruz. Paralarını kaybetmiş oluyorlar. Yani çok riskli bir şey. İkinci önemli bir konu ise ev sahibinin direkt çalıştığı zaman insanlar, yani bir evde bir sorun olduğu zaman ev sahibine ulaşamama ve ev sahibinin ciddiye almaması gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Şimdi arada bir emlak acentası olduğu zaman, işi profesyonel bir şekilde yönetildiği zaman, yapılması gereken emlak acentası bildirildiği zaman bu sefer sorumluluk bir yerde emlak acentasında oluyor. Ve emlak acentası da profesyonel bir şirket olduğu durumunda tabii bunlarla ilgilenmek zorunda veya yani halledilmezse başına iş geleceğinden dolayı mutlaka ilgilenirler ve halledilir. Yani kiracının daha huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlanır. Kiracının diğer bir sıkça karşılaştığı sorun ise ev sahiplerinin evden çıkarken depozitolarını geri iade etmemesi ve sebepler yaratarak işte siz bunu bozdunuz, siz bunu kırdınız diyerek paralarını geri vermemesi. Yani bunun doğru bir şekilde yapıldığında envanter hazırlanır bir acenta tarafından. Ve girerken her şeyin kaydı altına alınıp, işte resimleri çekilerek, kiracıya ve ev sahibine vererek imza atılır bunlar. Ki çıkarken bunlarla karşılaştırılsın ve günün sonunda kiracıdan dolayı bir şey varsa bu kiracıdan talep edilir, yoksa edilmez. Ama böyle bir şey olmadığında, kağıt yani kontratlar işte envanter başına doğru hazırlanmadığında böyle şeyler kesinlikle kiracının başına sık sık gelen sorunlardır. Bu noktada biz File Properties ekibi olarak ilk noktada, ilk adımdan itibaren her şey doğru bir şekilde, zaten her şey kağıt üzerinde yazılı olmak şartıyla kiracı ve ev sahibi arasında bütün anlaşmaları kağıda döküyoruz ve tabii bunun bir kopyası kiracıda, bir kopyası ev sahibinde, bir kopyası da bizde oluyor. Çünkü en önemli faktör, eve kiracı girmeden ev zaten temizletilir profesyonel bir şekilde. Bundan sonra her şey hazırlanır, mobilya yerleştirilir evin içine. Bütün beyaz eşya olsun, hepsinin içinin resmi, dışının resmi çekilerek evin her tarafı, tuvaleti, banyosu, oturma odası, yatak odası, mobilyaların durumu, resimleri çekilerek ve bir rapor hazırlanıyor. Bu nereden bakarsanız bir 20-30 sayfalık bir rapor.
Ve burada kiracıya da bakın diye veriyoruz ve inceleyin. Ki bakın burada bir yanlış bir şey var mı, doğru mu, evi bu şekilde mi aldınız? Tabii onlar inceledikten sonra imzalıyorlar. Aynı şekilde aynı evrak ev sahibine de veriliyor. O da aynı şekilde inceliyor. Tamam, mutluyum, bu şekildedir, her şey göründüğü gibidir. Ve yazılıyor. Aynı zamanda miter, sayaçlar diyelim. Sayaçların işte girerken elektrik, gaz, su, bunların hangi durumda olduğu veya işte ne kadar olduğu yazılıyor ve bunlar bildiriliyor ki girdikten sonra kiracı eve, yok işte ben bir önceki kiracının borcunu ben mi ödeyeceğim, yoksa bana mı kalacak korkusu olmasın. Zaten ofisimiz tarafından bunlar bildiriliyor, kiracıların adına geçiriliyor ve eski hesap kapatılıyor. Bunlar çok önemli konular. Aynı şekilde kansaks için de geçerli. Ve bunlar kiracının en çok başının ağrıdığı şeyler. Bunları da tabii profesyonel anlamda biz Faili Proptiz ekibi olarak ilgileniyoruz ve hallediyoruz. İzleyicilerimize tavsiyemiz şudur ki ev arayan, evini değiştirmeyi düşünen erken bir zamanda gelsinler, kayıtlarını yaptırsınlar. Arkadaşlarımız aradıkları evi ve istedikleri özellikleri o şekilde onlara uygun bir şekilde ev bulsunlar. Tabii ki bunlar kolay olmuyor. Eylül ayında eve taşınmayı düşünen insanlar, işte bilhassa okula giden, çocukları okula giden kiracılar geliyorlar bize, bir hafta öncesinde bize ev lazım. Bu çok zor tabii ki. Yani günün sonunda Kuzey Londra'da ev bulmak kolay değil bu dönemde. Ondan dolayı isteklerini gelsinler, belirsinler ve erken bir zamanda aramaya başlayalım. Uygun ev çıktığında kendileri rahat bir şekilde geçerler ve üzülmezler. Efendim, sizler de ev kiralamayı düşünüyorsanız uzmanlara danışmayı ihmal etmeyin.